Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel sorular hazırladım. Yok hiç. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yine renk. Merhaba çocuklar. Aynen, aynen öyle. Onu getiriyordu kapat. Neden? Kulum kötü. Safiye Hanım iyi bakıyor galiba. Tabii. Size. Çok kilo mu aldınız? Kaçırdık da nerede kaçırdık bilmiyorum. Ben ona verdim kiloları. Yani ceket ilikleniyorsa problem yok diyorlar. Ha? Ceket ilikleniyorsa problem yok. Arkada markada bir şey kalmadı ki. Her tarafta kaydı gitti zaten. Var mı bir diyet? Ha? Var. Diyet yapıyor musunuz? Ekmeği lahmacun arası yiyorum. Yani diyet o. Yok, berbat. Çok aldı kötü. Başını İyi gözüküyorsunuz ama çok... Yok be Tolga, açınca bayağı... Kapat ya, şunu artık gerçekten kapat. Kaç kilo aldınız? 12. 104 kiloyum. Maşallah. Yani ameliyattan da sonra kaçtı. Daha da çıkıyor Allah aşkına. Şeydi. Safiye'de sorun yok. 3 tane korse yiyip çıkıyor. Aa, yalancı. Tövbe be. Şey yok. Hayret bir şey, ben öyle bir şey yapmıyorum ya. Hiç. Kesinlikle yok. Ben maşallah kilo... var. Bırak sen konuyu değiştir. Hiç öyle değil. Konu? Evet. Çok fazla görüşürüz kıyafetlerle. Ama çok yiyor. Gece gündüz yiyor. Bir gün baktım ki sabahleyin kalktı. Pardon geceleyin. Buzdolabının içinden aldım ben onu. Kafası sokmuş buzdolabının içine. Peynir, yoğurt, pardon tereyağını ağzına almış peynir diye. Ha yapıyor bana. Ne yaptın, ne yapıyorsun dedim kardeşim, ya. Kardeşim nefis gibi bir şey yok. Allah kimseyi nefsiyle terbiye etmesin. Ama sen yani kalp... ben şeker hastası bir adam, kalp ameliyatı olmuş bir adam. Acıra dayanamıyorum. Yani ha yoksulluk vardı, o zaman çok rahattım. Yok diyemiyordum yani. Şimdi var yine yok lan, yasak, yasak. Herkes ediyor. Ay be siz karışıyor musunuz? Takıyor mu? Yok, giyim kuşamına. Yok lan, giyim kuşağı yok. Onun sponsorları var ya. Bedava olacağı diye karışayım oğlum. Para ver, hem para ver, ben de karış. Sanatçı olunca, sana ev sanatçı olunca tabii ki mutlaka şeylerimiz var, sponsorlarımız var. Allah razı olsun, Allah onlara ömür versin, güç versin. Sponsorlar böyle Safiye tepeden durduğa giydiriyor yani. Seni de. Ben de giydiriyorum, ben bir şey yok. Benim bir problemim yok, sende var yani. Peki rap yaptınız. Evet. Geçti. Nasıl geri dönüşleri oldu? Nasıl yorumlar? Rap muhteşem oldu. Şu anda yoğun bir konser trafiği var rapten dolayı. Rap. Rap. Rap yaptık. Rap. Bak rap, rap. İşte Allah nasip ederse tamam, bizimki, bizimki rap oldu. Çünkü yazılışta rap. R&B müzik oldu. Yani rapin yavaşlatılmış hali. Ama yakında inşallah CD'miz çıkacak gerçek. Gel, muhteşem oldu. Rap mi olacak? Bu hayır rap olmayacak. Zaten rap çıkarttık oğlum, da. Oğlum ne yaptığımızı Aram bilmiyorsun. Sorduğun soruya bana. Allah 5 Şubat'ta Afrika konserleri başlıyor. Çok yoğun konser var. Afrika'yı dolaşacağız. 5 Şubat'ta. Turneye mi çıkıyorsunuz? Turne. Cezayir, Nijerya, Senegal, her tarafta talep var. ve gün yok, boş gün veremiyoruz. Yani şey yok. İşin esprisi. Diyorlar ki, klip çektik ya, klibin ışığı iyi olmamış. Klibin renkleri yok. Ulan klibi çeken evdeki bahçıvan. Masraftan kaçarak böyle lan bahçıvana çektirdi. Ben makine aldım, bahçıvanda çekti. Benim giydiğim kıyafetler evde çalışan kızın kıyafetleri. Konya boncuğu onun. Ya bir de şey eleştiriyorlar. Ulan bizim kadar güzel rap yapan var mı? Ama bu piyasada çoluk, o rapçiler... Çoluk çocuk var ya, fain hareketlerini yapıyor. Hayk böyle bir şeyler yapıyor ya. Ona çocuklar, çok çalıştım ama bu hareketlerini yapıyor. Ama çocuklar hakikaten onu yapıyorlar. Bak, evde kaç kişi çalışıyor? Kaç çalışanınız var? Oğlum onu niye soruyorsun lan? Karıştırma ya. Ben saydığınız da yok evde. Onlar şey, klipten dolayı. Konuyu değiştirdim. Safiye Hanım hemen konuyu değiştiriyorum. Geçtiğimiz günlerde bir Photoshop mağduru oldunuz Seda Sayan sayesinde. Allah ne verdiyse o. Evet. Şimdi yani Photoshop değil. Herkesin bir filtreli telefonunda şeyi var. Filtreli çekimi var.
o suratının parlaklığını alıyor. Yani öyle Photoshop falan yapılma falan yok. Herkes diyor ki işte ameliyat mı oldun, estetik mi oldun, bir şey. Tamam, vitaminler yaptırıyoruz, ediyoruz. Tabii ki botoksumuz var. Ama öyle bir germe falan filan yok. Herkes ne yapıyorsa biz de öyle yapıyoruz. Ama bizimki aldı, ayuka çıktı yani. Güzel bir şey aslında. Seda'nın telefonu, benim telefonda güzel bir şekilde çekiyor. Pürüzsüz, pürüzsüz çekiyor. Şimdi bu telefonlarda Filip'le olayda bulan, çözen Allah ömür versin. Bu tüm sanatçıların hayatını kurtardı. Aa. Yaş memrumu ortadan kalktı. Aa. Telefonu basıyor, istediği yaşa getiriyor seni. 35 yaşında mı oluyor? Kim buldu elektriği? Hayır. Elektriği kim bulduğu bilmiyorlar lan. Ne acayip. Elektriği kim bulduydu? Edison. Seda Sayan diyor ki, Edison diyor, Allah canını alan diyor. Bu Filip'le bulan nur içinde yatsın diyor. Yani bak bu kadar kıymetli. Bu kadar şey yani. Onun için yaş mevhumu kalmadı. Yaşlılık istedi, yok artık. Yaşlılık. Bu Filip'lerden dolayı yok. Buna bir gir bas, hiçbir yaş mevhumu yok. Sen de yap. Ben ne yapayım? Benim ihtiyacım var. Benim hiç gerek yok. Sen bir soru soracaksın. 3 ay mı çalıştır? O soruyu alayım. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler dileklerinde bulunacaktık. Ulan helal olsun. İlk defa bu kadar kısa kese seni gördüm. Arkadaşlar teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Bir beraber bir elektrik açmaz diyor. Kısa boyu sensin yani.